Kaç dakika oldu? Nerede bunlar? Ayak kötü Nur böceğim ya. Zaten ikisi de bir tuhaftı bu akşam. Kesin bir şey oldu. Acaba yine küstüler mi? Hiç barıştılar mı ki? O ne demek ya? Ya şu demek. Yani tamam biz Kerem'le barıştık. Ama onlar Mert'le iki arkadaş karşılıklı oturup hiç konuştu mu? Ya Mert emin mi Kerem'in eski Kerem olduğunu? Olur böceğim. Bana söylemek istediğin bir şey mi var? Ya Ece ben acaba hata mı yapıyorum böyle körü körüne dalarak? Ya o kadar özlemişim ki Kerem'i, atıverdim kendimi kollarına ama daha düne kadar bu adam duvar gibiydi bana. Yani sana da işte hepimize. Eski Kerem olmuştur umarım. Aa geldiler. Dur bakayım ben bir de o gözle bakacağım bu akşam. Hadi siz geçin oturun ben şu içkileri halledeyim. İyi ben de yardım edeyim sana o zaman. Evet. Şahane bir yermiş burası ya. Sabah sabah tatlı krizin mi tuttu? Ben değil, sen yiyeceksin. Aa. Aa. Evet, buyurun gelin hanım. Düğününüzde hangisini ikram edelim? Ya Uğur bacım, inanamıyorum ya. Çok güzeller. Bu arada bak, tatlıları sen seçeceksin ama tatlı köşesini ben yapacağım, haberin olsun. Ya sen dünyanın en iyi arkadaşımızın acaba? Ha? Hepsini yiyeceğim bunların. Hepsini çok güzeller. Ama böyle minnoş şeyler beni biraz korkutuyor ya. Aa niye? Ne bileyim Bediye Hanım ister mi böyle şeyler ya? Ya sen niye böyle şeyleri düşünüyorsun? Bu senin düğünün. Ya burası öyle de. Bediye Hanım'ı düşünmezsen Mert üzülür. Yani insan ailesini unutamaz ki. Ya canım tamam unutsun demiyoruz zaten ama bu da senin düğün günün. Belki o zamana kadar Bediye Hanım'la aranızda değişir bir şeyler. İnşallah. Mert belli etmemeye çalışıyor ama çok üzülüyor. Hiç yüzü gülmüyor. Zaten eve de tam alışamadı. Ama haklı çocuk yani hiçbir eşya onun değil ki. Ya bir şey söyleyeceğim. Ya sen böyle Mert'in ufak tefek eşyasını alıp kendi evine götürsen. Böyle birazcık daha evde hissetmez mi? Ya harika bir fikir bu, süper fikir. Of ama ben o evden nasıl eşyaları alacağım ki yani? Bediye Hanım beni tüfekle vurur kapıda. Abartma. Ay nasıl yapsak ya? Aa onların evinde çalışan bir kız vardı. O gün bana çok destek olmuştu, numarasını almıştım onun. Dur bakayım. Hah Şükran. Ay acaba Şükran'a sorsam bana yardım eder mi? Ya tabii ki eder, sana kıyabilir mi? Ya oldu bu iş, çok sevindim ya. Yuva yapacağım minnoşuma. Yuva dişi kuş olacağım ben. Çok canlı. sen ne yaptın? Kerem'le konuşabildin mi? Güvenebilecek misin ona? Ya o kadar çok şey oldu ki Ece. Yani bu Sude olayı, sonra babamın başına gelenler. Kerem'in bana sen hiç kimsesin deme halleri. Ben bilemiyorum, güvenmeli miyim? Vallahi bence karşına alıp aklındaki her şeyi sormalısın. İyi de nasıl diyeyim? Yani sen eski Kerem oldun mu acaba falan diye mi soracağım? Nasıl olacak o? Ya gerekirse soracaksın Cansu. Aşık insan yalan söylemez Cansu. Bak ben Mert'e ne kadar zor güvendim ama şimdi aramızda sır mır yok. Ona güvenim sonsuz. İnan bana konuşmadan şüphelerinden kurtulamazsın. Konuşman lazım. Çok güzeller bunlar.